Abi olamaz Recep, sen ölmedin mi? Recep sen ölmedin mi kardeşim, biz senin cenazene geldik. Olamaz, burada büyülü şeyler oluyor. Ben iki dakika rahat vermiyorsunuz ha. Şurada bir kestireyim dedim ağız tadıyla, valla bir iki dakika rahat vermediniz ya. Recep aşkım çok üzüldük, sen neden böyle yapıyorsun ya, biz seni öldün sandık, mezara koyduk. Benim canım kardeşim, Recep biz seni mezara koyduk, hem de diri diri, bizi affet kardeşim. Ya Recep abi dursana, nereye gidiyorsun? Yok valla kardeş, bırak beni. Yok ben gideceğim. Gideceğim ben. Kimse abone olmuyor. Kimse like atmıyor. Kimse beni beğenmiyor. Ben durma valla, ben gideceğim. Küstüm ben. Bırak beni. Bırak beni. Abi olur mu öyle şey ya? Herkes seni seviyor. Bak şimdi nasıl abone oluyorlar. Arkadaşlar like atın, abone olun. Recep abi küstü gidiyor ya. Ya ben burada ölseydim. Ha, o zaman ne yapacaktınız ha? Ben burada ölsem iyi mi olacaktı yani? Recep özür dileriz. Affet bizi. Hepsi doktorun suçu. O Recep öldü dedi, bizi gömdük yani. Nereden bilelim? Doktor bile anlamadıysa biz nasıl anlayalım? Neyse olanlar olmuş. Vallahi mezarın içinde de osturamadıydım. Şurada bir osturayım. Oh. Hayır bu koku da ne? Bayılacağım şimdi. Kaçıyorum ben. Bey. Bey. Anam. Ay. Ay. Bu da ne? Bayılacağım şimdi. Kaçıyorum ben. Allah kahretsin, iğrenç kokuyor, ben de kaçıyorum. Bu kokuya daha fazla dayanamayacağım. Ben de kaçıyorum. La oğlum. Şu mezardan bir çıkayım ya. Ulan diri diri adam gömülür mü lan? Recep artık bunlar geride kaldı. Hadi aşk yuvamıza gidelim bebeğim. Tamam karıcığım, hadi gidelim evimize ya. Vallahi burada sıkıldım ben. Hadi gidelim hayatım. Hadi gidelim, 500 tane çocuk yapalım. Şunlara bak, ne kadar da tatlılar. Ben de evime gideyim. Ya komiserim ben bir şey yapmadım diyorum ya, anlamıyor musunuz? Allah Allah, bırakın beni gideyim ya. Nasıl bir şey yapmadın lan, çok konuşma lan. Sen Recep Vedi'yi sniperla vurup öldürmedin mi? Komiserim ne olur bırakın, affedin beni, gideyim ya. Allah Allah ya. Valla bu adam beni sniperla vurdu. Valla çatıdan bana sıktı, ateş etti. Valla öldürdü beni. Lan bu Recep Vedi'nin sesi değil mi? O ölmemiş miydi? Allah'ım gerçekten de ölmemiş Recep İvedik. Ölmemiş, gördünüz mü? Bırakın beni, ölmemiş işte. Vallahi ben öldü sanıyordum kardeşim ya, o yüzden aldık yani. Evet komiserim, Recep İvedik ölmediyse korkunç grandpa'yı da hapse atamayız. Evet atamazsınız beni hapse, bırakın gideyim işte ya, Allah Allah. Tamamdır korkunç grandpa, serbestsin, hadi git bakalım. Evet gidebilirsin. Oh be, şükürler olsun Recep İvedik, seninle işim daha bitmedi. Senden intikamımı alacağım. Göreceksiniz siz. İkiniz de göreceksiniz. Lan konuşmalayın. Konuşmalayın. Recep hayatım boşver, gel biz evimize gidelim ya. Recep hayatım hadi yemek hazır aşkım. Ne? Yemek hazır mı? Valla kuru fasulyesizlikten var ya. Midem çatladı ya. Valla açlıktan bayılacağım şimdi. Nerede benim kuru fasulye? Ne kuru fasulye mi? Ben kuru fasulye yapmadım ki aşkım. Ne demek kuru fasulye yapmadım? Bak karı, agresifim, kompleksliyim, adamı bir çırpıda yerim. Recep ben kuru fasulye yapmayı bilmiyorum ki, bak tavuk yaptım. Lan ben tavuğu ne yapayım? Ben kuru fasulye yemek için geldim bu dünyaya. Kuru fasulye yemezsem yaşayamam ben. Ya Recep baksana, hamburger var, tatlılar var, pizza var, onlardan ye işte. Bana bak kadın, benim kuru fasulyeme karışamaz kimse, anladınız mı beni? Benim kuru fasulyemi yap buraya, ben yiyeceğim onu. Ay hiç yapmayı bilmiyorum ama bir deneyeyim o zaman. Al bakalım Recep, kuru fasulye yaptım ama ilk kez yaptım, kötü olmuş olabilir. Ne? Koşmalayın, koşmalayın. Kuru fasulyenin götüsü mü olurmuş hiç? Çekil bakalım şu kuru fasulye bir yiyeyim. Nasıl aşkım, beğendin mi kuru fasulyemi? Vallahi sana bir şey diyeyim mi? Hayatımda yediğim en iyi kuru fasulye bu kuru fasulyeydi. Vallahi şimdi zarıl zarıl osturacağım bu evin içine. Anam, oy, ay, zart, zurt. Ay Recep yaptın yine yapacağını ya. Ay bana bir şeyler oluyor. Ay yardım et Recep. Ay karnım, midem, olamaz. Ay kafam kayboldu. Ne oluyor bana? Anam, karıcığım. İyi misin Granny? Granny ben sensiz ne yaparım? İyi misin? Seni hemen hastaneye götüreceğim. Bin bakalım sırtıma. Recep çok kötüyüm. Sanki içimde 500 kiloluk bir şey varmış gibi. Anam, air condition çarpması bu. Air condition çarpması olmuş sana. Yürü, yürü gidiyoruz. Anam, yürü. Doktor, doktor getirin. Doktor yok mu? Ay. Tabii ki efendim, size nasıl yardımcı olabilirim? Neyiniz vardı? Doktor, benim karımın karnı ağrıyor doktor. İyileştir benim karımı.
Karınızın karnı mı ağrıyor? Hmm, bir bakalım. İçeriye gelin muayene edelim o zaman. Doktor bey çok kötüyüm. Karnım çok ağrıyor, midem ağrıyor. Anladım hanımefendi. Hemen sizi ameliyata alalım o zaman. Bakalım neyiniz var, neyiniz yok zaten ortaya çıkar. Çok kötüyüm doktor bey. Bana bak doktor. Benim karımı iyileştirmezsen vallahi buraya zart zart osururum ha. Aman Recep Bey olur mu öyle şey? Sakın osurmayın siz. Biz elimizden geleni yapacağız. Vallahi zaten beni geçen gün öldü diye mezarlığa göndermişsin. Siz nasıl doktorsunuz lan? Recep Bey bir yanlışlık olmuştur ya. Neyse biz ameliyata girelim sonra konuşuruz bunları. Evet Granny Hanım nasıl hissediyorsunuz şu anda? Ya bari şu sopayı bıraksaydınız hanımefendi. Hayır asla sopamı bırakmam. Sopamla kalacağım ben burada. İyi o zaman neyse ben karışmıyorum. Size müjdeli bir haberim var. Siz büyük ihtimalle hamilesiniz. Ne? Hamile miyim? Yaşasın çocuklarımız olacak. Hem de bir değil, iki değil, üç değil. Yani üç pardon, üç tane. Yaşasın üç tane bebeğim olacak, yaşasın. Şimdi size doğum yaptıracağız. Doğumda yanınızda olması için birini ister misiniz? Evet Recep İvedi istiyorum. Aşkım yanımda olsun doğum yaparken yardım etsin bana. Tamamdır burada bekleyin ben hemen çağıracağım Recep Vedik Bey'i. Evet Recep Bey. Doktor Bey, karım nasıl? Ne olur da iyi bir haber verin Doktor Bey. Müjdeli bir haberim var size. 3 tane nur topu gibi bebeğiniz olacak ama şimdi doğum için sizi istiyor karınız. Ne? Bebeğim mi olacak? Allah'ım sana geliyorum. Yaşasın yarabbim. Hemen içeriye gelin sizle birlikte doğum yapacağız karınızla. Hadi 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 koşun. Recep çocuğumuz olacakmış duydun mu? Hem de 3 tane. Duydum karıcığım. Vallahi benim çocuklarım olacak. Hadi bir an önce doğur şu çocukları. Evet şimdi 3 deyince ıkınacaksınız ben de çocukları alacağım. Ikının bakalım şimdi. 1, 2, 3. Çıksın çocuklar. Hadi hadi karıcığım. Yapabilirsin. Hadi çıkar çocuklarımızı. Hadi biraz daha güçlü ıkının. Olmuyor hadi. Ay, hadi. Hadi karıcığım. Yapabilirsin. Ay, oy, oy, zart. Recep Bey niye osuruyorsunuz ya? Ay Recep niye osuruyorsun? Hayır. Ne yapalım kardeş? İçimizden mi tutalım yani? Ha? İçimizden mi tutalım yani osuramızı? Ne yapalım yani? İnsanlık halidir yani. Neyse çocuklar geliyor. İşte çocuklarınız dünyaya geldi. 3 tane nur topu gibi bebek. Hepsi de birbirinden tatlı. Şunların tiplerine bakın ya. İnanamıyorum. Anam valla bunlar benim çocuklarım. Benim canım çocuklarım. Hepinizi çok seviyorum ben. Babacım babacım. Babacım babacım. İyi ki doğduk biz. Şimdi çocuklarınızı alıp eve gidebilirsiniz. Onlara isim falan koyarsınız. Şimdi benim başka işlerim var. Hadi görüşmek üzere. Allah'ım şu çocuklara bak. Hepsi birbirinden tatlı. Bunlar bizim bebeklerimiz Recep. Valla aynı bize çekmiş ha. Aynı bana benziyor bebekler. Valla iki tane kız öldü bir tane de çocuk erkek. Hadi Recep yuvamıza gidelim çocuklarımızla birlikte. Benim canım çocuklarım ya. Valla ben sizi çok seviyorum ya. Baba benim adım ne olacak ya? Bana isim koyun ya. Aynen baba bize de isim koyun. Aynen baba bana da koyun isim. Valla merak etmeyin çocuklar. Hepinize isim koyacağım ben şimdi. Ama önce sizi okula göndermemiz lazım. Çocuklar okula gider. Hadi bakalım sizi okula yazdıracağız. Ey çocuklar bugün aramıza 3 tane yeni arkadaşınız katılacak. 300 bebekler katılacak. Ne 300 bebek mi? 3 tane bebek mi gelecek? Ay ben 300'leri çok severim. 3 tane bebek mi gelecek aramıza? Ey çocuklar 3 tane bebek gelecek sınıfımıza. Şimdi geliyorlar. Gelin bakalım. Ey çocuklar şimdi kendinizi tanıtın bakalım arkadaşlarınıza. Arkadaşlar merhaba benim adım Recep Vedik Bebek. Ben sınıfınıza yeni geldim. Saçlarım sarıdır. Vay be saçlara bak sapsarı ya. Keşke benim de sarı saçım olsa. Arkadaşlar merhaba ben de Granny'nin bebeğiyim. Hepinizle tanışmak istiyorum. Merhaba arkadaşlar. Ey çocuklar siz aranızda kaynaşırsınız tanışırsınız teneffüste. Şimdi derse geçeceğiz çocuklar siz de oturun bakalım şöyle. Ey çocuklar bugünkü dersimizde size bir matematik sorusu soralım o zaman. Hocam sorun ben çok iyi bilirim matematiği. Evet hocam sorun ben çok iyi bilirim matematiği. Evet çocuklar sorunuzu tahtaya yazdım. 5 artı 8 kaç eder bakalım? Bunu bilene 100 puan vermiyorum. Tam olarak 1 milyon puan vereceğim. Yuh 1 milyon puan mı? Ben bileceğim bu soruyu. Benim bilmem lazım ya. 5 artı 8 kaç ya? 5, 6, 7, 12. Evet biraz süre veriyorum size. Arkadaşlar siz de yorumlara yazabilirsiniz. Bilen kişiye 1 milyon puan ve yorumlarda bilenlere kalp atacağız. Hocam ben biliyorum. 8 artı 5, 25. Hayır hocam 8 artı 5, 850. Evladım siz delirdiniz mi ya? 5 artı 8'i soruyorum ben size. Hocam 58. Hocam 8 artı 5, 13.
Evet kızım, doğru bildin. 5 artı 8 13 yapar. Aferin, 1 milyon puan kazandın. Of ya, ben kazanacaktım onu. Hocam ben doğru bildim. Hayır kızım, sen doğru bilmedin ya. Şuradaki Granny bebek doğru bildi. Hayır hocam, ben bildiğim ondan kopyacaktı. Hayır hocam, yalan söylüyor. Neyse çocuklar, kendi aranızda tartışmayın. 5 artı 8 13 13 yazanlar, yorumlara 13 yazanların hepsine kalp bıraktık. Onlar doğru bildiler. Ve kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmuyorsunuz. Abone olmazsanız video gelmez, ona göre. Hocam ben abone oldum, like attım, bildirimleri açtım, her şeyi yaptım. Evet hocam, ben de yaptım. O zaman hepinizin yorumuna kalp bırakıyorum. Hepinizin yorumunu sabitleyeceğim. Yaşasın.